yaşamış arkadaşımız. Ama ben sözü şöyle başlamak istiyorum. Günü yaşayarak 40 yıl yaşadık. Genel baktığımızda acılar, yıkık binalar, umut dolu ve değişik. Geçti diyorlar. Maalesef geçmiyor. Tamam diyorlar ama eksik. Her şey yolunda diyorlar ama yolda arkası. Hasan Bey 99 depremden Mayıs'ta bir şeyler ödediğinizi söyledi ama ben de kabul etmiyorum. Biz 99 depremden hiçbir şey ödememişiz. Çok özür diliyorum. Evet, büyüklük ve çap olan geride çok var. Alan geniş, alanı gezme imkanını bulduk. Ama ilk iki gün, belki üç gün. İnanın, sihirli bir el sahayı boş bulur. Adını ne koyarsanız koyun. Herkes bir şey söylemedi, bir şey yapmanın telaşı içerisinde gidiyoruz. Ne yapabiliriz? Nasıl bir şeyler ulaştırabiliriz derdine düştük. Ama maalesef her şeyin yapıldığını zannederken depremle birlikte yakalandı enkaz altında göre Sinan Bey gibi çırpınarak yardım isteyen, bir lokmak ve ekmek ve su bulamayan depremzedenin yaşadığını hiçbirimizin yaşamasına mümkün olmadı. Depremden kurtulmuşların yakınlarına ve komşularına ilk iki gün içerisinde yardım ve toplamın nezikliğinin ne anlama geldiğini yaşadık. O çaresizliği gördük. En büyük acının da yardım çığlıklarının duyulmasına rağmen hiçbir şeyi yapamamanın açtığı derin yaralarını gördük. Şahit olduk. Bu büyüklük ve yolundaki depremlerde yardımın çok hızlı geleceğini düşünmemiz mümkün olmadığı bilinciyle kendimizi ne kadar rahatlatsak da acabalar ve belkiler hiç peşimizi bırakmayacak. İnsanların işi kaybettiği, iş yerini ve evini kaybettiği gerçeği önümüzde durmakta, geldiğimiz noktada ilk haftadaki yardım ve destek biraz hafiflemiş ama depremzedelerin sorunları çözülmemiş. Önümüzdeki günlerde de hızlı bir şekilde çözüleceğini düşünmek mümkün gözüküyor. Bölgede hasar tespit çalışmaları hızlı bir şekilde başladı. Geldiler. Deprem özellikle Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep'in Çumdağ ve İsrail ilçesi aynı tutaklıydı. Geçen günlerde insanlar geldi, tespit yapmaya başladı. Bakın bu söylediğim şey, sabahtan beri konuştuklarımız ilmi ve bilim içerisinde çok önemli şeyler konuştuk. Ama bir an, ama asıl sizin olan da şu anda bir fiil şehirlerimizde hasar tespit yapmaya gelen, doğal olarak başka illerden gelen mühendis ve yetkili arkadaşların tespitler konusunda çok kafa karıştırıcı sonuçlarla karşılaştığımızı belirtmek istiyorum. Nedir bu? Biliyorsunuz, yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ve harf hasarlı binalar ve hasarsız binalar diye altı yarıyor. Dördü yıkılacak. Ama yine herhalde ekonomiye çıkıyor. Veya insanların depremin 40 günün sonunda rahatlamış gözüken bir grup insanlar mal ve can derdine, mal derdine düşerek ağır hasarlı binalara hafif, harf hasarlı binalara hasarsız yapmak gerekiyor. Bunu tüm bu çalışanları içine katarak söylemiyorum, yanlış anlamayın. Belki de birçok değerli insan bunun dışında tutabiliriz. Ama inanın, bugün bu tespitler sonunda şu anda orta hasarlı bina sayısı olarak 154.656 bağımsız bölüm. Bu bölümler orta hasarlı bölümler yıkılacak diye siyasi irade kararını verdi. Hay hay, başüstüne.
bu binada yaşayanlar ne yapacak şimdi? Düşünüyoruz. Bu 154 bin ve 356 bağımsız bölüm 4'er kişi yasası 600 bin kişi. Bu 600 bin kişi bir yerde yaşayacak. Hasarlı değil evi, şey değil yani yıkılmamış. Burası konteyner kent ve çadır da yok. Ya başka şeylere geçirecek, ya da orada yaşayıp başka bir ev bulacak. İşte o zaman karşıda çıkan soru, ev fiyatları, çakırtlar. Şimdi, değerli hazırım, bölgede son bilgilere göre, yıkık bina sayısı 35.879 bina sayısı. Bağımsız bölümde kastetmiyorum. Acil yıkılacak bina sayısı 17.843. Ağır hasar tutulu bina sayısı 184.341. Şimdi totale baktığınız zaman bu 4 bölümde 277.970 binanın yıkılma kararı verildi. Şimdi sektör temsilcilerinin bir kısmı heyecanlandı. Çünkü bu kadar 277 bin binanın yenilemeleri yapılacak. Ama bu yapılırken bu insanların geçici bir barınmalar sağlanacak. Ama daha kötüsü bu insanlar bu evler yıkıldığı zaman hangi şartlarda hayatına devam edeceği şu ana kadar belli değil. Geçmiş yıllara bakıyoruz, ben bazen şey sordum, en az daha sordum. İşte TOKİ'de bir ev vermişler, onu da belli bir vadiye yani düşük faizle açmışlar. O ay bitene kadar kira yardımı yapmışlar ama verdikleri kira yardımı Haydaz'daki gerçek kirayla onda bir veya beşli bir fiyatına değer içerek verilmiş. Dolayısıyla bu sorun büyük. Bu ne olacağı konusu bizim konumuz. Önümüzdeki günlerin konusu bizim konumuz. Şimdi devlet kadronu. Bölgeyi gezerken özellikle Hatay'dan küçük sanayi sitesi koridoruna baktığım zaman küçük sanayi sitesindeki iki kadınları tam yıkılmış. Yani kobi tabir ettiğimiz, küçük hesap tabir ettiğimiz, her gün işimizi hallettiğimiz meslek grubu insanlar yok. Binası da yok, kendileri. Sağ olsun Ankara Kent Konseyimiz, özellikle Büyükşehir Belediye'miz, Kahramanmaraş'ta esnaftır gibi bir girişim başlattı ama Hatay'da çok acilen, Malatya'da da çok acilen, Adıyaman'da da çok acilen başlamak zorunda. Çünkü bu insanların cebinde para mı gitti? İşe de yıkıldı, yapacak bir iş yok. Ne yapacak bu adam? Ya gelip başka yerine gidip bu meseleyi icra edecek ya da bir destek vermiş. Evet biz dün de konuştuk, bugün de konuşuyoruz, yarın da konuşacağız. Ben özellikle üniversitelerimiz, özel hastanelerimiz ve bütün kamu kurumlarının hasar, depreme maruz kalan özellikle hanımların, hamilelerin, çocukların psikolojik eğitimlerine hemen başlamaz. O konuda bir atılan bir adım şana kadar bölgedeki insan olarak görmüyorum. İnşallah görürüz. Son iki şey daha söyleyip bitirince, evet, siyasi iktidar seçimle yakın. Apar topar bina dikme telaşına girdi. Benim bildiğim öncelikle çadır, daha sonra konteyner kentler, daha sonra da binalar yapılmalı. Peki bu yeni yapılacak binalar neresidir, kim tespit etti, yetkililer bunu yapıyor. Ama gelip görün ki Gaziantep'in İsrail ilçesinde tarım alanında çamurun içine temel döküldü. Nereye bunu koyacağız bunu? Bu olayı nasıl değerlendireceğiz? Bunun sorundaki sorunlar yine bizi başarılı öldürecek. Ben özellikle Türkiye'deki bütün kent konseylerle bu konu üzerinde önümüzdeki süreçler ki bu bir yıl, iki yıl daha sürecek. Bu 277 bin konutu bu günkü inşaat sektöründeki genel duruma baktığımız zaman çok uzun bir zaman olacağını düşünüyoruz. Bize düşen görev özellikle ve acilen kontrole gelen insanların doğru insan olduğunu inanıp orta hasarlı ev gerçekten her şey için girmeyecek ama hafif hasarlı da ağır hasarlı orta hasarlı yazıldıysa bu yanlışlıkla dönülecek. Bu dönülmez ise inanın bir müddet sonra ranta dönüşecek,
karşılıklı kendi ilişkilerle bitecek, karşılıklı ilişkilerle şey değişecek, hasar tespiti değişecek. Bu da hepimize kötü sonuç olacak, doğuracak diye düşünüyorum. Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlar.